Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün D2'de kurnaz hareketleri göstereceğim. Nükle haritasına yapmıştım ve isteğiniz üzere D2'de de çekmeye karar verdim. Sırayla başlayacağım. 14-15 tane yine kurnazya hareketler var, kurnazya yerler var. Çoğu yeri bilerek anlatmayacağım, çoğu yeri bildiğinizi düşünüyorum. Fakat özel yerleri daha çok sizi artıya geçirecek ve düşmanları, rakiplerinizi daha rahat düşürebileceğiniz pozisyonlara aktarmaya çalışacağım. Umarım sizlere yarar sağlar diliyorum şimdiden. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve videoya geçiyoruz. Evet, birinci hareketimiz arkadaşlar, D2'de direktmen balkona yardımsız bir şekilde. Diyelim ki şöyle anlatayım, şöyle daha mantıklı olacak. Gel Yusuf buraya, şurada otur. Mesela şu pozisyonda kaldınız, adamla teke tek kaldınız, rakibinizle teke tek kaldınız. Ve karşı tarafa hiçbir yardım olmadan, arkadaşınız yardım olmadan bu kutu yardım ile geçiyorsunuz ve rakibinizi rahat bir şekilde buradan düşürüyorsunuz. Ardından C4'ünüzü çözüyorsunuz. Ayrıyeten B'de iki kişi oynarsanız, mesela nasıl oynuyorum ben 1-6 oynadığım dönemlerde. Sesi bir oyunu sesini biraz kısayım. Ah, bizimkiler adım atmasın. 2B yaparsınız. Bir orta bir B bakarsınız maçlarda. Bir kişi burada oturur. Ya ben otururum mesela. Orta bakan birisi çıksın yukarı. Atarım adamımı hemen B üste balkona. Ben direktmen ortaya geçerim ve böyle bir şekil yapmış olursunuz. İlk kurnaz hareketimiz bu. Evet, ikinci B'de önemli noktamız ninja pozisyonu arkadaşlar. Burada eko ninja deneyebilirsiniz. Normal silahlı da olabilirsiniz. Önemli değil. Ayakta durur musun Eri? Biraz da sağa dön. Aynen, biraz daha sön. Biraz daha döner misin? Tamam. Orada kalacaksınız ve B'ye girdiğimizi varsayıyorum. Gelin gençler B'ye. B'ye girdiğimizi varsayıyorum. Baktık sola sağa, adam yok. Baktık plante, baktık. Baktım yok, baktım yok. C4 adam kurdu. Ha, buraya detaylı bakan varsa sıkıntı ama bakmayacaklarını varsayıyorum. Çünkü backup'tan, ortadan da adamlarımız gelecek. Diğer oyuncular çatışmaya, C4 de C4 kurma pozisyonuna, DL'ye falan bakacaklar. Buradaki adam rahat bir şekilde çıkıp diğerlerini düşürecek ya da ninja defuse deneyecek. Bu da ikinci kurnaz noktamız B'deki. Üçüncü kurnaz detayımız, bu detayı herkesin yapabileceğini düşünmüyorum fakat eliniz yatkınlaşırsa yapabilirsiniz. Orta duvardan kayıp hızınızı bayağı bir arttırıp düşmanlarınızın önüne, rakiplerinizin önüne hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum, anlatarak yapacağım. A'ya basıyorum, W'ye bastım, daha sonra A'ya bastım, hop hızlı bir şekilde çıktım ve rakiplerinizle daha hızlı bir şekilde çatışabilirsiniz. Beni videolardan, public'te veya maçlarda izliyorsanız bu pozisyonu bol bol yapıyorum. A'ya bastım, W, A'ya bastım. Hızlı bir şekilde hızımı arttırdım, zıpladım ve çatıştım. Olayımız bu. İsterseniz köşede de kalabilirsiniz. A ile geldim yine, W ile düzelttim. A'ya bastım, sadece A'ya basıyorum. Mouse'umu düzelttim, geldim köşeye kaldım. Ve S tuşuyla burada havada kalabiliyorsunuz. Dördüncü pozisyonumuz, bu public serverlarında da yapabilirsiniz. Çünkü oturduğunuz zaman adamın üstüne çıkabiliyorsunuz. Ve bunu hızlı yapmanız gereken önemli bir nokta. İlk oyuncumuz gelecek, burada oturacak. İkinci oyuncumuz da Alihan mesela, diyelim ki gelecek, üstüne çıkacak, ben de çıkacağım. Ardından hızlı bir şekilde gideceğiz. Arkadaşımız benim atlayabileceğim bir pozisyonda duracak ve ben de onun üstüne hızlı bir şekilde bunny yapıp kutuya geçeceğim. Buranın kontrolü bende olacak. Alihan daha sonrasında A plant'e geri gidecek. Onlar uzunun kontrolünü, ben de Mer'in kontrolünü avantajlı bir şekilde sağlayacağım. Şimdiki taktiğimiz hızlı mer taktiği. Yine Harry ile Alihan'la ben üst üste boost yapacağız. Bak, gördüğünüz gibi adamlardan 1, 2, 3, 4, 5. En kötü bir 7-8 saniye avantaj yaptık. Gördüğünüz gibi 7-8 saniye bu hareketi yaparsanız, ki ben Alihan'dan sonraki çıktığımı varsayarsam bir 9-10 saniye kadar çıkıyor bu süre. O yüzden bu taktiği maçlarda public'te kullanın. Evet, bu Mer taktiği, Mer AWP taktiği yapacağız. Plant'teki adamı, ardından rampadaki adamı rahat bir şekilde vurabileceğimiz bir taktik. Çocuklar, bir kişi de rampaya geçebilir mi? Rampaya. A rampadan Mer'e bakın siz. Şimdi bir kişi, dediğim gibi 3 kişiye ihtiyacımız var bu taktikte. Bir kişi oturacak, ardından ikinci kişi oturacak. Ardından üçümüz bir rahat bir şekilde hoplayacağız. Şimdi burada zaten bir buranın kontrolünü aldık değil mi? Burada adam olmadığını biliyoruz. Ardından AWP ya da aim iyi olan bir AK-47. Açacak zoom'unu, bakacak. AWP var ya, tık düşürdü. Ardından sola, hafifçe sola hareket ediyoruz. Bekle, yavaşça. Sol, sol, sol. Sol, sol.
Ardından rampa tık diye vurdum. Adam zaten buraya bakmayacak. Buraya bakacak. Onun dikkati bozulacak. Biz dikkati bozduğu zaman vuracağız. Ardından hızlı bir şekilde gireceğiz. Zaten ikinci rampaya bakmaya bile gerek yok. İlk zaman şuradaki adamı vurursak hızlı bir şekilde gireriz. Orada adam yok diyelim. Tekrardan dediğim gibi hafiften sol yapacağız. Rampayı vuracağız. Ardından hızlı bir şekilde tekrardan gireceğiz A plant'e. Bir kurnaz yetemiz de bu. Şimdiki taktiğimiz bu eco roundlarda yapabilirsiniz. Yine silahlı roundda yapabilirsiniz. A kapıya gittiğiniz zaman soldaki detayı kullanacaksınız. Hiçbir şekilde gözükmez. Zaten sağa doğru bakacak. Ben de bunu yine canlandırmada göstereceğim. Yani geldiğiniz zaman siz sağa bakacaksınız. Sağa bakacaksınız. Sağa bakacaksınız. Çıkacaksınız. Daha sonra plante doğru gideceksiniz. Rakibiniz de arkasını dönüp rahat bir şekilde vuracak. Berat bir de çık ben göstereyim. Bakın. Şöyle geçeceksiniz. İyice sağa doğru şöyle bir eğim bırakabilirsiniz adamların geçtiğini görmek için. Hepsi geçtikten sonra silahınızı çekeceksiniz. Rahat bir şekilde vuracaksınız. Bir kurnaz noktamız da A kapıda. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler lütfen like atarsa ve kanalıma hala abone olmayan varsa videolarımın devamı açısından abone olursa çok çok mutlu olurum. Ekstradan yorum yapıp videoyu paylaşırsanız da yani benden mutlusu olmaz. Seviniriz. Seviniriz. Bu dediklerimi amına koyayım niye kafamı karıştırıyorsun lan? Şimdiki detayımız ise B'de. B'deki duvarları belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için çekiyoruz sonuçta ve bütün detayları aktarmak istiyorum. B'de bir sürü detay var. İlki burası, ikincisi bura. Hepsini canlandıracağız birazdan. Mesela diyelim ki silahınızla geçtiniz buraya ve takım halinde geliyorsunuz. Buraya baktınız, buraya baktınız ki buraya bakmadınız diyelim. Rahat bir şekilde hızlı geçtiniz. Arkadaki adam hepsi geçtikten sonra Yusuf rahat bir şekilde çıkıp bizi tarayacak. İkinci noktamızı da gösterin. Buraya geçsin bir kişi. Aynen öyle. Diyelim ki buraya baktınız. Bura daha mantıklı mesela. Çünkü çoğu oyuncu buraya bakabilir. Şöyle geçtiniz, şöyle geçtiniz. Onu ortaya baktınız. Balkona falan baktım derken rahat bir şekilde çıkıp yine sizi rakibinizi daha doğrusu rahat bir şekilde düşürebileceksiniz. Bu da B'deki kurnaz detaylarımızdan birisi. Evet, bir kurnaz detayımız da uzun bölgesinde. Uzun bölgesinde bu bölgeyi kullanacaksınız. Tam şu bölgeyi smoke atın iki tane. At Ferhat. Tam oraya geç. Şimdi gençler bir dakika. Uzundan geldiğimizi varsayıyorum. Hiçbir şekilde gözükmüyor adam. Şimdi diyeceksiniz ki orası smoke, oraya adam ateş eder. E peki bu detay içinde şu şekli düşüneceksiniz. Bir kişi buraya geçecek ve adamları üstünüze çekeceksiniz. Ya da diyelim şu sol bölgeye geçeceksiniz. Adamları üstünüze çekeceksiniz. Ya da şu bölgeden pikleyeceksiniz, göstereceksiniz adamlara. Adamı üstünüze çekeceksiniz ve buradaki adam oyuncu. Oyuncular hızlı bir şekilde geçtiği zaman oradan rahat bir şekilde çıkıp oyuncularını düşürebilecek. Bu da uzundaki Smoke'la kullanabileceğimiz kurnaz bir detay, kurnaz bir gösteriş olsun. Şimdiki detayımız ise rakibinizin oyuncu isminin ortada çıkması. Cross tuttuğunuz zaman ortada ismi çıkıyor. Şu an ortada göremiyorsunuz, değil mi? Çünkü kodumuzu yapmadık. Onu da konuşamadım. ESC'ye basacaksınız. Advanced Options'tan ayarlayabiliyoruz. Şimdi bunu göstereceğim. Şu an sol altta gözüküyor mesela. Friend diyor, small diyor. Bak tuttuğum zaman biz hareket etmeyin. Small diyor, hairy diyor. Ardından bütün oyuncu isimleri çıkıyor. Şimdi ESC'ye basıyoruz. Advanced kısmına gidiyoruz. Center Player Name ise OK'a bastığınız zaman rakibinizin ismi bu rakipte de oluyor. Yani sadece takım arkadaşınızda değil rakipte de oluyor. Direktmen ortada gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bu da kurnaz bir detay, kurnaz bir ayar diyelim. Evet, şimdi detayımız bu maç oynayanlar, FaceCap oynayanlar için. Umarım onlar da bizi izliyordur. Bu arada izliyorsa onlar da yorum yapsın. Şimdiki taktiğimiz smoke taktiği. 5 kişi smoke'umuzu atıyoruz buraya. Atın abi smoke'ları. Abi üst üste kutu üstlerine falan atıyoruz. Oturun. Çıkın üst üste. Çıkın çıkın atın birbirinize. Atın 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 atın. Falan filan. Şimdi adamlar geçti. Bir kişi yemleyebilir. Tamam mı? Merdan tutabilir. Çünkü adamlar smoke tarar. Ona hak veriyorum. Onu da düşüneceğiz. O yüzden mere falan geçiyoruz. En sonda herkes A geldi. C4'ü kurdu mu? Buradan 3 kişi
3 kişi 4 kişi bir hücum edecek abi. Ele alma şansınız yani %60 diyebilirim. Çünkü adamlar yerleşecek. C4 kuracak. Meri açılacak. Bazısı uzuna bakacak. Bazısı arkası dönüp buraya gelecek. Yerleşmeyi falan çalışacak. Ardından hızlı bir şekilde hücum ettiğiniz zaman round'u eli bile kazandırma şansınız olabilir. Bunu ninja defuse olarak da kullanabilirsiniz. Sadece tek kişiye atarsınız. Diğer takımdaki 4 kişi yayılır. Ve C4 defuse ninja defuse'u yapabilirsiniz. Bu da A'daki kurnaz noktamız olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Berat'a, Sumol'a, Heri'ye yani Rüzgar'a, Alihan'a, Yusuf'a teşekkür ediyorum. Yanımda oldukları için değerli vakitlerini bana ayırdılar ve bana videoda yardımcı oldular. Hepsini teker teker teşekkür ediyorum. Lütfen video için 300 like bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.